daha güzel olsaydı dediğin o özellik hangisi? Yani aslında çok kolay düzeltebileceği bir özellik. Kaşlarını biraz fazla uzattı bu dönemde. Yani alabilir yani artık. Harika girdi, kibar girdi ama. Tercihen belki de böyle tercih ediyordur. Yok ya, bu konuyu soruyor bana. Ben de bence alsan iyi olur diyorum. Evet. O da tamam diyor ve böyle devam ediyor. Yani ve almıyor yani. Pek dinlenmedi yani bu konuda. Kesinlikle kale alınmadı. Yani Can kendi kendine bir şeyle gelmedi, eleştiriyle gelmedi. Ama çok zarif biri. Ben de sordum, merak ettim ne düşündüğünü. Çünkü 20 yıldır ben de böyle görmedim kendim kaşlarımı. Yine bu korona dönemi. Bu arada ben kaşımı aldırmıyordum bile. Ama kimse beni görmediği için uğraşmasam olur diye düşündüm bir dönem. Sonra gittikçe yani çok uzadı, çok büyüdü kaşım. Ve ben de artık bilmiyorum nereden başlayacağımı bilmiyorum. Yani... Mesut Bey kontrolden çıktı şu an. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Var mı heyecan? Evet. Hiç olmasın ya. 5 dakika sonra rahatlarız. Umarım. Hiçbir ben şey konuşamıyorum bile nedensizce. Neden? Ne bileyim, bu manasız heyecanlandım ama geçer şimdi. Bok gibi bölüme hazır olun. Beklentiyi sıfırla. Ne olacaksa olsun, canımı mı alacaklar ya? Hanımlar, beyler, naber? Bendeniz Mesut Süre. Burası İlişki Testi. Harikulade bir kalabalıkla, sosyal mesafeli, maskeli alkışlarla başlıyoruz. Canım seyirci. Hoş geldiniz sevgili Eren, sevgili Can. Hoş bulduk. Ben Eren bu arada. Açıklama gereği duyuyorum. Adımdan ötürü. Tamam. Evet, Eren benim yani. Neden sen böyle aynalı Tahir gibi başladın içeride? Aynalı Tahir. Bana bak lan. Eren'in kim olduğunu göster, sıçarım senin gagana. Tamam, Eren sensin. Tamam, tamam. Gözünü belertmezsen korkuyorum ben yaşında. Çok pardon. Ya estağfurullah. Eren ve Can, ilişki kaç sene Eren? 4 sene oldu. 4 sene. Tanıştığınız o an. O anı tarif edeyim. Anlatayım. Evet. Biz internetten tanıştık. Belli ki projeden haberleri yok. İlişki mi konuşacağız şu an? Tanışmak ha? Değişik soru ha? Buyurun. Biz internetten tanıştık. Ne güzel. Kim kime yürüdü? Tinder'dan. Tinder'da tanıştınız. Tinder'da tanışma, evlendiniz. Evet. Ne güzel. Evet. İş oraya geldi. Kim kime ilk? Sağ mı çekiliyor orada? İkisi de karşılıklı olmak durumunda. Tamam. İlk kimin? Ama ilk onu bilemiyoruz. Ben zaten herkesi sağa çekiyorum. Benim zaten elim yalama olmuş Mesut Bey. Sağa. Sincap bo. Siklet sağa. Horoz var, tamam. Sen zaten hep sağ tarafı mıydı o zaman? Yani çoğunlukla. Fıtır fıtır buluştun mu birileriyle o dönem? Hayır oğlum, soruyorum. Açıklamalı mıyım bilemedim. Ya buluştuğum insanlar oldu. Evet. Tamam. Ama Eren'le buluştuğumda bambaşka bir heyecan hissettim yani. Evet, yani en azından. Tamam, ne güzel. Nereye gittiniz abi buluşup? Şeye gittik, Beşiktaş'ta Beer Hall diye bir yer var. Biliyorum. Orada buluştuk, benim iş yerim oraya yakındı. İş çıkışı orada buluştuk, hafta içi böyle herhangi bir akşam. Ama öncesinde bayağı bir mesajlaştık biz. Mesajlaştık yani, normalde ben hani bu şekilde tanışıyorum internetten. Babında söylemedim de, Can'la öyle oldu. Kadın çok tatlı değil mi? Böyle öyle demedim de yalnız. Hani böyle ağırdan satma gibi, hani uzun uzun mesajlarım falan. O anlamda söylemiyorum ama kıştı galiba. Kış olduğu için soğuktu. Çok çıkmıyordum ben. O da çıkmıyormuş. Mesajlaşıyorduk. Sonra tamam. Hadi bir gün buluşalım dedik. Biraz böyle şeydi hani... tansiyon yüksek değildi yani tanışmadan önce. Tamam. Ama güzel bir sohbetimiz vardı. Çok güzel bir sohbetimiz var. Ama hani biriyle daha tanışıyorum gibi bir... Benim için biraz öyleydi. Tamam. Tanıştınız. O gün ne hissettiniz ilk buluşmada? Hemen flört oldu mu yoksa? Oldu. Evet. Çok güzel geçti. Çok iyi geçti bizim ben ilk buluşmamız. Ben inanılmaz eğlendim. Yani uzun zamandır kimseye bu kadar keyifli bir sohbet etmemiştim. Yani çok çok keyif aldım ya. Çok etkilendim Eren'i gördüğümde. Hiç inanmıyorum ya. Harika adam ya. Uzun zamandır böyle bir şey ben ne gördüm ne duydum Mesut'cum ya. Hayır, zaten kimse inanmadı. Ben eve gittim, hatta Ali'ye anlattım. Tamam. Nasıl anlattın abi o günü? Ev arkadaşıma. Ya ben bir kızla tanıştım. İnanılmaz etkilendim. Çok da galiba ben sonunda böyle biriden gerçekten sevgili olacağım falan galiba dedim. Ali de dedi.
Ali'nin yaşı 4 galiba, öyle tahmin ediyorum. Ya ya ya. Tamam. Ne tatlı adamsın. Ali de inanmadı. Yok, hiç inanmadı. Tamam. O gün öpüşüldü mü? İlk buluştuğunuz gün. Evet. Evet. Süper. İkinci buluşma hemen oldu mu? Hatırlamıyorum ben. Nasıl? Galiba oldu, kısa bir süre sonra buluştuk. Bir sonraki hafta buluştuk, evet. Evet. Tamam. Muhtemelen bir hafta içinde buluştuk hatta. Yine aynı yerde, ama yine aynı şekilde. Evet. Böyle bir 3-4 buluşma aynı yerde, aynı şekilde geçti. Aynı yere gittiniz hep. Aynı evet. yere gittim. Çünkü benim iş yerime yakındı. Ha tamam. Adam yani iş çıkışına gidiyordu. O da vapura biniyordu. Güzel de bir yerdi. Tamam. Sen nereden gidiyordun hocam oraya? Karşıdan. Yani karşı dediğim Beşiktaş'tan, Anadolu yakasından, Bağdat Caddesi'nin oralardan. Ha tamam. Oradan buraya geliyoruz. Ha tamam. Çok güzel. Bu sizin ilk uzun ilişkiniz mi? Benim değil. Benim de değil. Senin biliyoruz. Sağ tarafa. Onlar var. Kaç sene oldu daha önce biriyle? 4 var, 3 var. Bunlar inşallah saat değildir, evet. 4 var, 3 var. 1 var. Sizin efendim? Canın var. Benim ciddi bir tane ilişkim oldu candan önce. Tamam. 1,5-2 sene falan sürmüştü. 2 sene sürmedi ya. 1,5 sene falan sürmüştü. Tamam. O kadar. İlk buluşmada hiç gıcık olduğun bir şey yaptı mı kuzum? Yapmadı. Yapmadı. Hocam? Yok, ben çok etkilendim ya. Ya çek çek, yalan geliyor, çek. Hemen be, vay anasın dedim mi buluştuğunda? Ya görünce fotoğraflardan çok daha güzeldi. Melek gibi kız ya. Bir anda ben o zaman 120 kiloyum. Aa, niye bu kız benimle buluştu diye düşünüyorum zaten. Aha. Çok etkilendim. Sonra çok keyifli sohbet edince de koptum gittim zaten. Hiç ayrılık oldu mu? Olmadı, hiç olmadı. Yok, sıfır. Hiç olmadı, sıfır. Güzel. Evlenme teklifini kim etti? Biz aslında şöyle oldu. Kısa bir süre sonra çıkarken biz benim okulun şeyine gitmiştik. Mezun günleri olur ya. Hah. İşte şinisel falan yaptıkları bir gün var, ona gitmiştik. Üniversite mi bu? Lise. Lise hangi lise? Lise. Avusturya Lisesi. Avusturya Lisesi, güzel liseymiş. Buradan. Tamam. Oraya gitmiştik ikimiz beraber. Ama oraya gitmişiz yani. Aramız bayağı iyiydi. Ama kısa bir süre sonra çıkmaya başladıktan. Sonra yemek söylemiştik. Orada da şeyler garsonluk yapıyor böyle günlerde. Öğretmenler garsonluk yapıyor. Bir tane Avusturyalı hoca getirip benim yemeğimi Karen'izin yemeği diye bırakmış. Ondan sonra can bunu bana kıkırdayarak, taklidini yaparak kadının söyledi o gün. Hani o. Ben masaya geldim de söyledim. Yap bakayım can taklidini. Karen'izin yemeği. Hiç olmadı ki, öyle değildi. Böyle Alman gibi yaptı. Sıçtın ağzıma, ben öyle yapmadım ki. İşte böyle karnizin yemeği falan gibi bıraktı, bıraktı işte. Bıraktı. Sen evet. de geldin söyledin. Yok, sonra söyledi, güldük sonra, kıkırdadık. Ama orada ikimizin de bence aklına şey oldu. Şey düştü. Fikir düştü. Tamam. Diye düşünüyorum. Filizlenmek üzere. Sonra evet, senin hocan sayesinde olmuş. Ondan tanımıyorum sonra ben, benim hocam falan değil. Genç bir öğretmen, benden çok sonra gelmiş. Yani ben uzun zaman oldu mezun olalım bu arada. Ondan sonra biz Can'la bugün bir şeye sinirli, ama neye sinirli oldu belli. Benim hocam değil, siktirsin gitsin, benim hocam değil. Yani olmayabilir tabii canım. Pardon. Estağfurullah, keyfine bak, ne güzel işte ya. Sonra Can'la ben o gün biraz dolandık, gezindik oralarda, bir müzeye gittik falan. Orada böyle farklı bir gözle baktım Can'a bir anda. Filmlerdeki gibi oldu. Hı. Vaa dedim, işte onunla böyle bir hayat gözümün önünden geçti gibi bir şey oldu. O kadın öyle dedikten sonra. Tamam. Aynı gün. Sonra Can'la bir yerde oturuyoruz, bira içmeye buralara geldik, Galatasaray'ın oralara geldik. Can dedi, biz seninle evleniriz herhalde dedi. Biz seninle evleniriz herhalde dedi. Ben tamam. de herhalde evleniriz dedim ben de. O gün böyle karar verdik. Böyle karar verdik. Ama sonra ben evlilik teklifi ettim. Nerede? Evde. Yemek yaptın. Güçlü girmeye bak. Yemek yaptın. Can'ın evinde. Hı-hı. Ne yaptın yemek? Hiç hatırlamıyorum. Köfte ya. Yapmıştı ya maalesef. Kötü müydü köfte? Ya şöyle, kötü değildi de ben köfte konusunda çok seçiciyim. Köfte konusunda mı seçicisin? Evet. Ne tatlısın ya. Beşiktaş'ta tamam. bir köfteci var. Tamam. Edirne'den geliyor günlük. Ben de o zamanlar Beşiktaş'ta çalışıyordum işte. Bir holda buluşuyorduk demiştim ya. Beşiktaş civarlarındaydım. Her çok buluştuğumuzda köfteciyi anlatıyordu bana. Hep anlatıyordum. Her gün gidiyordum. Herkese bundan bahsediyordum falan. Çok sanki köfte çok seven bir insanmışım gibi bir görüntüm vardı. Aslında köfte çok iyiydi.
Hiç alakası yok konumuzla. Ne tatlı. Yani can da. Biraz da sinirlenir ama köfteyle. Soktum onun köftesi. Can da ben köfte çok seviyorum. Yani öyle görünüyordu gerçekten. Hak veriyorum. Yaptığı ama. Köfte kötü müydü? Yok, kötü değildi. Almıştı bu arada bir yerden. Köfte. 16. dakikadayız. Sadece köfte konuştuk şimdiye kadar. Tamam. Bizim kasaba köftesi iyiydi ama yani. Evet, ben bir şekilde... Bizde ne olur bunlardan? Çok zor beğeniyorum köfteyi. Hep bir kusur buluyorum maalesef. Keşke böyle olmasa. Mesut Süre ilişki testi köfte bölümüyle devam ediyor. Hayır, sponsor da almadık. Sadece köfte konuşuyoruz. Bedavaya gidiyoruz. Ona üzülüyorum bir de. Hocam, o gün yemeği yaptın. Ne içildi yanında? Şarap. Evet, evet. Şampanya aldım ben. Şampanya bardakları gittim buldum aldım. Güzel. Şampanya patlattık sonra. Diz çöktüm. Ama yüzüğü daha önce birlikte kapalı çarşıya gidip seçmiştik. Üç kere, dört kere gidip almıştık beraber. Ha tamam. Zaten belliydi evleneceğiniz. Tabii, tabii. Belliydi. Ne olarak kayıtlı karın sende hocam? Eren de canım aşkım Keşküş. Soyadı Keşküş'tü. Keşküş mü? Keşküş'ü tutuyor, evet. Ha, tutuyor şu an. Tabii. Eren Keşküş değişik diye bir soyadmış. Hı hı. Anlamı var mı? Çok iyi bilmiyorum. Urfalıyız biz. Baba tamam. Urfalı. Keşküş. Keşküş. Bir tek bizim Farsça sanırım bu arada. Öldürme bileşik keşi. Kelime. Bileşik kelime. Neymiş? Öldürme keşi. Yani keş, bildiğimiz keş. Bağımlılık hani bir şeyi. Bağımlılık. Öldürme hani. Bağımlısı. Öyle bir iddia var ama emin değilim. Emin değilim. Dedikodu. Ne orijinal adam lan bu. Böyle yandan bakıyor, belertiyor gözlerini. Öldürme bağımlısı. Yeterince korkmadıysanız en az 6 kişi. İlişkinin dokunmatiği kim? Kim daha çok muçmuç? Hmm. Ben herhalde değil mi? Eren biraz daha muçmuç herhalde. Evet. Ya bana şikayet ediyor en azından. Alınıyorum. Sen birazcık şeysin diye. Neyse. İşte ne bu böyle? Uzak duruyorsun diye ama ben de o kadar gibi. Uzak durmuyorum bence ya. Bilmiyorum. El alem gibi mi bu adam? Yani böyle... Mesela yan yana oturuyoruz böyle. Hep de değil ya, aşk olsun ya. Ya yani mesela ne bileyim yani bu... Al diyor. Al tuttum mutlu musun al. Gözümü kapatacağım ama canım sıkın şu an. El ele yolda tutuşuyoruz. Bu da değil yani, bu da değil yani. Böyle de bu da değil. Bu gerçekçi mi yani? Sürdürülebilir bir şey değil ki bu sürekli. Tabii o biraz değil babası ya, o kızını değil. Tutmuş gibi bir de yani. Tabii. Tabii. Hani benim dediğim hani böyle ne bileyim işte gibi. Ha, yer evet. Yer. Ya gün içinde. Tabii tabii değil. Her an değil. Hiç mi yapmaz? Nadir. Bence nadir. Yani ya da bana öyle geliyor. Ya her sabah geliyorum sen çalışırken sarılıyorum arkandan öpüyorum. Evet. O da doğru. Onu yapıyor. Tamam. Arada kavga ediyor musunuz? Tabii. Ha. Ya ama çok... Fazla değil. Evet yani hıyar bu konulardan konu... genelde. Çok heyecan verici bir şeyimiz yok burada. Ağzından en sert ne çıktı bu adamın? Küfür ya da hakaret çıkmadı. Tamam. Sesi, olsun. Sesini yükselttiği var ama sesi çok... Can'ın sesi çok güçlü. Korkutucu olabiliyor ses. Ve arabadayken. O küçücük yerde. Dehşet yani terörize oldum bir kere. Öyle mi? Tabii. Çok ses çıkıyor yani. Sesini yükseltip ne dedi? Atıyorum. Hatırlamıyorum. Ama temsili bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Neden bana böyle söylüyorsun? Dedi mesela. Çok kötü bir taklit oldu. Şimdi birazdan sevgili arkadaşlar Cambly'ye bağlanacağız. Bir hocamız var, onunla konuşacağız. Ondan önce benim gibi İngilizcesi kısıtlı birine ihtiyacım var. Pratik yapalım hocaya bağlanmadan önce. Hello. Merhaba. Hocam. Dedik ki İngilizce pratik yapacağız. İngilizce. Kısıtlı İngilizce. Dedim ki hello bana diyor ki selamünaleyküm. Böyle olmaz ki yani. Hello. Hello. How is your English? Not bad. Beginner, elementary... Intermediate, upper intermediate, advanced, how? Not bad. What? Not bad. Oğlum niye böyle seksi seksi konuşuyorum ben İngilizce diye? Sesten ben mecbur muyum yani bunu yaşamaya? Hangi dilde olursa olsun. which one? Benim saydıklarım hangisi? Allah'ın cezası. Not bad değil de. which one? Beginner, elementary, inter, under. All. All. It's all. Not bad, yes.
Sen baya peşinde anlamını bilmiyorsun abi, ben sana söyleyeyim. Ol dediğine göre, oğlum salata mı söylüyorsun ortaya? Ol olur mu ya? Şimdi şöyle Mesut Bey. Mesut Bey. Kinoyalı İngilizcem var. Ben yabancıyım. Türkiye'ye gelmeden önce İngilizcem çok iyiydi. Türkçeyi öğrendiğimde İngilizceyi unuttum. Sen neresin? Ben Iraklıyım. Irak. Evet. Hoş geldin. Hoş buldum. Welcome. Sağ ol. Let's continue in English. How old are you? 23. 23? Yes. Pazartek'e. Böyle metrolardaki kadın gibi konuştun. Güzel konuştun ha. Teşekkür ederim. Cennet Mahallesi. are you engaged or married or single? I have a girlfriend. Yeah, you have a girlfriend? Yes. How long? 2 years. 2 years? Yes. When did you meet? Tanışmak öyle mi lan? Yes. Hareketlere bak. Kendi anlayabiliyor ya. Hemen yes'i yapıştırıyor oraya. Kısıtlı İngilizceyle böyle konuşur çünkü. Where did you meet first time? In university. Which university? Giresun University. Giresun mu? Öyle değil mi sen? Giresun. Giresun. Which part? Hangi bölüm? Nursing. Biraz yakın mikrofon. Hemşirelik, nursing. Ha, nursing? Yes. Are you nurse? Yes. No. Oğlum karar ver, decide it. Yani hemşirelik okuyorum ama bitmedi daha. Dördüncü senedeyiz. Ha, now you're a student. Kaçıncı sınıf? Sorabileceğim şimdi, Türkçe soracağım. Kaçıncı sınıf? Fourth. Lan ne güzel, birimiz İngilizce, birimiz Türkçe. İki Tarzan konuşuyor. normally, are you in Giresun, but now you are in Istanbul. Yes. For this, bizi izlemeye mi geldin sıçarım? Yes. Bizi izlemeye mi geldin? I coming to watch you. Watch? Yes. For watch. Thank you. You're a very kindly person. I love you so much. Hocam sen yine sakin bak. Öyle love you, love you. Ama. Okay. İyi pratik oldu. Thank you very much. Burayı yayınlayabilir miyiz? Tabii tabii. It's not problem. Not problem. Thank you very much. Thank you. You are welcome. Ne diyorsun ya şuna? Koca alkış diyeceğim güzel kardeşime. Hello. Hi, how's it going? Good, you? I'm doing all right. Everything is just fine. Slowly, please. My English is very little. No, you're okay. No problem. Yes. Nice to meet you. No problem dedi. Senden biliyorum. No problem. This is my supporters değil. Crowd. Alkışlayalım arkadaşlar. You see that? I see your hand. Adam doğru söylüyor. Bir kameraya elimi koyuyorum. Elini görüyorum diyor deminden beri. Şunu bir Allah sen bir bana desene. There we go. Dedim ki gördün mü? Diyor ki bana I see your hand. Baştan. Alkışlarla. Oluyor mu şu an? Tamam. How long have you been teacher in Cambly? On Cambly I've been a teacher since March of this year. But I've been a teacher for nearly 5 years in Turkey. You live in Turkey? Yes, I currently live in Turkey. Oh, which city? Giresun, which city? Istanbul. Where Istanbul? Bayrampaşa, Cennet Mahallesi, Pazartekke, where? On the Anatolian side in Pendik. Pendik? Yes. Bulgaria is near than Pendik now. Are you on the European side? Yes, I am European side. In Taksim. In Taksim, okay. You're close. Ne dedi? Yakınsınız, you're close. Yes. Anlamayınca böyle olacak, yes. Yes. Are you married? Are you single? Are you engaged? I'm married. I've got two kids. Two kids. Yes. You look like very young. How old do you think I look? 24. 24? Yep. Wow. A little bit higher. 30. Yes. How?
Şu an çaresizliğimi gördünüz mü? Hav dedim ve kal geldi. Gördük mü hep beraber? Hav. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hav'dan sonrasını bilmiyorum. You have a two, you have a two kids and how old are they? Two and one. Two and one. Yes. Adam, you have a baby. Yeah, they're little boys. Mesela babalık zordur. Fatherhood is very difficult. Now, can you sleep in night? Now, yes. But before, no. Oh, yeah, you are good father. I try. Yes, yes. Name, their name. Yalnız soruyu soramayınca ağzımla tavır yapıp soruyorum. Name? The older one is Yusuf Osman. Yusuf Osman mı? Oğlum bu... okay. The younger one is Muhammad Ali. Your name? My name is Remzi Aybars Tanık. Remzi mi? Güzel, emin miyiz ya bu yaptığım falan? I was raised in America. When I was 5 years old, I moved to America with my family. Oh, yes. Yes. So, I was raised in Atlanta, Georgia, United States. Yes, your story is very incredible. Aslında o kadar coşmayacaktım da bir tek onu bildiğim için inanılmaz demek zorunda kaldım. Very interesting. Ha, daha güzel oldu. Your story is very interesting. I came to Istanbul, Turkey 5 years ago. Yes, yes. Ver şimdi evlenme teklifi diyeceğim. Deyin bakalım bana. Marriage proposal. Proposal. Your marriage proposal when and where? Ver. When and where? That's a good question. I proposed to my wife. She was my student. I met her at English. Oğlum hepiniz anladınız. Ne dedi? Herkes ooo diyor, sıçacağım, ben anlamadım. Ne dedi orada? Öğrencisiyim. Öğrenci, student. Is ethic. No. It's very ethic. Yeah, my wife says, first hoca and then koca. Hocam first hoca then koca, bu neymiş ben? Tövbe estağfurullah, ben hangi cenderenin içine düştüm ya şu an? Remzi. Thank you very much. You're welcome, sir. Have a nice day. Thank you, you too. Koca alkış hocamıza. Arkadaşlar, siz de benim gibi tavırlarla çaresizlik içinde İngilizce konuşmak istemiyorsanız Cambly'i indiriniz ve yılın ilk ve son büyük indirimi olacak. %60'a varan indirimleri ilişki testi izleyerek kazanabilirsiniz. Burası Mesut Süreyli ilişki testi. Kodumuz 60HAPPY. Siz o zaman sevgili olduktan hemen sonra evlendiniz. Çok sürmedi. Çok sürmedi. Bir sene sonra evlendim. Bir sene sonra. Evet. Böyle klasik bir düğün müydü nişanıyla kınasıyla? Kına hariç nişan da yaptık. Nişan da yaptık. Düğün yaptık. Nasıldı düğün? Gelenekseldi yani. Öyle mi? Sindi mi içinize? Benim sindi. Ben seviyorum. Müziği sevmeyen insanlar oldu. Tartışma. Ama sonradan eğlenceli göbek atmaya döndü o. Müzik neydi başta? Biraz arabesk gibi başladı. Evet. Annem kaşlarını kaldırarak bana bu müzik ne falan diye yanıma geldi. Ben de ne diyeyim adamlara dedi. Bir ara Alaturka çalıyordu be. Kimdi DJ, tanımıyor muydunuz? DJ değil, bayağı şey. Neydi şenlendirici o? Familyasından biri geldi. İnce saz vardı işte. Değil mi? İnce saz değil miydi onlar? Ne bileyim, sen bile Burgazlısın. Ben bilmiyorum ki o tarz müzik şeyleri. O zaman iyi ödediniz müzisyenlere. İnanılmaz bir para verilmedi aslında. Ama evet tabii DJ'den daha pahalıdır. Meyhanede evlendik biz aslında. Meyhanede. Evet. Giritli'de evlendik. Öyle mi? Evet. Can Kurtaran'da. Masalar böyle hep rakılı makılı. Rakılı makılı, uzun masalar. Gençler biraz hatta ayaktaydı. Öyle yemek ayakta, onlar gezdi falan. Öyle bir şeyleri var onların, ikili. Bu genelde çok bilmeyiz de her düğünde böyle sülalenin bir delisi çıkar. İki sülaleden birinden. Böyle bir enişte, bir dayı, bir amca. Sizin sülalenin düğünde gördüğünüz kadarıyla o
Meczubu delisi kim? Teyzem herhalde. Vallahi. Evet, odur en fazla. Meczubu dedi bir isim veriyor. Latife Türk Doğan. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Öyle mi? Ne yaptı teyzen ya? Daha mı değişik oynuyordu? Ya bu müzik falan filan şey deyince teyzem gidip davulcudan davulu kaparak ortaya atlayıp davul çalmaya başladı. Ne güzel. Ondan sonra çok şenlendi ortam. Aslında tam yani. Olarak kastettiğim buydu yani. Evet evet. Yani o... Enerjiyi değiştiren, tabii, kendini ortaya teyzem. Atan. Teyzem. Teyzen. Deniz Hala Arcak. Görüşürsünüz. Tabii tabii. Deniz Arcak mı? Evet evet. Ulan Meczup direkt Deniz Arcak çıktı Allah kahretmesin. Ben bayılırım kendisine. Vallahi. Ya tanıştırayım şu, tabii. Seve. Çok, şu çok şarkıyı seviyorum. Bilen var mı? Vurur. Vurur gözlerime. Devam edin bakayım. Baştan. Vurur. Bir mikrofon versene Allah sen şu öne. Beraber ya bas, senin sesin de güzel belli ama yani. Meslek ne abi? İç mimar. Eşinizle geldiniz. Eşimle geldim. Ne güzel. Hoş geldiniz hanımefendiciğim. Vurur gözlerime acımasız zamanlar nefret. Daha kötü düet dünya üzerinde yapılmadı. Detone, daha detone. Ama en detone. Daha kötüsü yapılmadı. Deniz Arcak'tan özür diliyoruz Burtan. Ana, o kadar biliyorsun sen de. O kadar biliyorum. Tamam. Ama bizim yani 90'ların müziği olduğu için tabii aşina oldum. Senin yaş da var azıcık, ben kadar var. Evet. Kaçsın abi? 77. Ha, aşağı yukarı birkaç yaş büyüksün benden. Kaç yıllık evlilik? 14-15 yıl oldu. 15 sene, ne güzel. Nerede evlenme teklif ettin? Araba kullanıyordum, telefonla konuşuyorduk. Bizim artık evlenme zamanımız geldi dedim. Telefonla? Evet. Ne güzel. Evet dedi. Öyle teklif oydu. Evet. Vay. Orijinaldi ama. Orijinal. İyi kandırmışsın kendini. Mesela kimin aklına gelir telefonda? Çocuk da var. Var, bir tane kızım var. Allah bağışlasın. Kaç yaşında? 7 yaşında. Adı ne? Milena. Milena. Kaç? Kaçmış? Adam yaşı bilmiyor ha. Hanım düzeltiyor. 7 değil ki. İnşallah adı doğrudur. Milena kaç yaşındaymış? 9. 9 mu? Oğlum 9'a 7 diyeni ilk defa duyuyorum ben. Bak bir yaş olur. Hadi gündem münden bir şey. Ben orada kalmışım. Kaçmış? 21'miş abi. 9 ve 7 mi dedin? Evet. Hanımefendiye ver bakayım. Belli ki orada gerçek bir anne var. Teşekkür ederiz Şan babasına. Çok tatlısın. Çok sağ ol. Hoş geldiniz kuzum. Merhaba. Yalnız ben arabadaki evlilik teklifini hiç hatırlamıyorum. Hocam başka bir kadın mı senin bahsettiğin yani? Çünkü çocuk da belli ki başka biri. Ben düşünüyorum yani. Bulamadım, hatırlayamadım. Ya çok tatlısınız. Bizden olduğunuz da çok belli. Ayaklarınıza sağlık. Hocam düet için teşekkür ederim. Bu arada ben eşime sürpriz yaptım. Bilmiyordu buraya geleceğini. Vallahi. Evet. Değdi mi? 1,5 sene önce gösterinize gelmiştim. Çok beğenmiştim. O zamandan beri kızımla beraber, eşimle beraber YouTube'da sürekli seyrediyoruz. O beleş tayfadan biz de varız. Herkes rahatlamış bilet alınca o oh diye. İki gün önce geldim. Dün bana sürpriz yaptı, aldı. Son dakika geldik. Çok keyifli ama burada. Teşekkür ederiz. Sizin burada olmanız da çok keyifli. Kocaman alkış dünya güzel çiftimize. Hanımlar beyler, ilişki testi harikulade bir kalabalıkla Can ve Eren'le alkışlarla devam ediyor. Sevgili dostlarım, kuzum bu adamı şık bulur musun? Şık. Soruya anlam veremedim. Ben bu adamı şık. Evet. Buluyorum evet ama çoğunlukla ben seçiyorum giydiği şeyi. Öyle mi? Alırken. Alırken. Hı hı. O yüzden yani kendimi övmüş gibi olurum. Bunu yapmak istemiyorum. Niye ya? Ben bayağı kendimde seçip bir şeyler beğeniyorum yani. Hiç böyle yanında zorla alışveriş merkezine sürüklediğim biri değilim ki. Ben de keyifli şeyler seçiyorum. Evet, aşk öyle olsun. Biri değil. Seviyor da alışveriş yapmayı, giyinmeyi. İyi anlaştınız bir anda. Kendi aranızda kavga edip de tatlı anlaştınız ya. Sen şık bulur musun hanımı? Tabii çok. Onu en güzel gördüğün o an. Unutamıyorum o an dediğin. O güzellik. İlk gördüğüm andan beri çok, ya ilk gördüğüm an çok etkilenmiştim. Çok uzak bir yerde bir noktaya bakıyor. O yalancıların baktığı yerdir. Bak şurada bir nokta var siyah. Ben de yalancı olduğum için bilirim yani. Gözüme bakamıyor. Buraya söylüyor. Kayınvalideyle kayınpederle hayatta mı?
Evet. Tamam. Nasıl aran hocam kayınvalidenle? İyi, fena değil mi? Ne sıklıkta görüşürsünüz? 6 ay görür mesela kayınvalidem, kayınvalidem diye uyanır mısın yataktan? Ya uyanırım herhalde. Yani çünkü... Aynı yere bakıyor, gördün mü? Tam olarak ben bu soruyu bilerek sordum. Aynı noktaya bakacak mı diye sordum. Hani ölü görmüş kedi gibi, yeminle bak. Yalan söyleme yapıyor. İyi anlaşıyoruz. Tamam, sen kızın nasıl kayınvalidenle ara? Benim bayağı iyi aram. Samimiyim ben. Öyle mi? Görüşüyorum. Onsuz da görüşür müsünüz? Çok, tabii canım. Daha biz nişanlıyken aynı evde yattığımız oldu yani. İyi anlaşıyoruz, görüşüyoruz. Ha, tamam. Nişanlıyken de birlikte kaldınız. Yani ben onunla beraber onlara misafirliğe gidip kalmıştım mesela. Ha, çok güzel. Birbirinizin ne kazandığını bilir misiniz? Tabii canım. Tabii. Hocam sen diyelim, sen şimdi video içerik üreticisin. Tabii. Şimdi bizi bilip seni bilmeyen de vardır. Ben seni daha önce izledim ve bayılıyorum sana. Bir söylesene, nerede ne yapıyorsun? Geek Yapar ve Crossover Talks kanallarında sohbet, muhabbet. Tamam. Şakalar. Böyle muhabbet ediyoruz yani, böyle video çekmeye devam ediyoruz. Diyelim hayatımda. Senin aylık kazancın 6 bin lira. Keşke. Hanım da 6 bin euro alıyor. Bu keşke. Onun. İkisi de keşke diyorlar, ne kazanıyorlar. 9,5 kat fazla para kazanıyor senden. Bu içten içe seni rahatsız eder mi, yoksa işine mi gelir? Bana okey, ne güzel işte. Salak mıyım abi, tabii okey ya. Eren'cim, sence Can dünyanın en yakışıklı adamı mı? Büyük ihtimalle değildir. Yani objektif, ama objektif olamam. Çünkü kocam. Benim için öyle. Ne güzel. Aa. 10 üzerinden tipoloji olarak kaç veriyorsun? 10 veriyorum 10 üzerinden. Yani tamam, sinirlenme. Söyleyeyim. Ne olur sinirlenme. 9'ıyım. 9? 9'ıyım, evet. Tamam. Daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği var mı? Evet, değişmesini istediğim bir şeyi vardı. Ama yavaş yavaş değişiyor kilosu. Tamam. Yani. Şu an fit görünüyor. Evet, ama 120 kiloyla yani tanıştığımızda, çıkmaya başladığımızda 120 kiloydu. Şimdi çok daha zayıfladı. Kası var mı? Zayıfladı. Yok galiba, çok fazla. Şimdi onu görüyoruz yani, yavaş yavaş görüyoruz. Çünkü kilo şimdilerde çok veriyor. Şimdi o yağlar gittikten sonra altta ne kaldığını göreceğiz beraber. Ama sanırım çok kasıyor. Altta köpek varmış bir tane böyle. Lan iyi ki verdi şu 50 kiloyu be. Yıllardır buradayım. Ha, ha, ha. Ya ne olacak altta? Altta biraz kas vardır muhakkak. Ama ben çok kas meraklılarından değilim galiba. Ha, evet, değilim. Aklıma gelmiyor yani. Aa, işte şurasında işte gamzesi var mı, bel gamzesi var mı falan. Öyle spesifik şeylerim yok. Var mı bel gamzesi? Galiba yok. Bilmiyorum, var mı? Galiba mı? Bilmiyorum bile. Dikkat etmedim. Yani, ha. 80 küsur kiloyken vardı. Öyle mi? Evet tabii, en son ben 12-13 yıl önce gördüm. Şu an kaçsın kilo? 92 idim en son. Öyle durmuyorsun ama. Daha fit mı duruyorsun? Ay süper. Ha vallahi. Çok sevindim bir an. Ha. Kaşı kaş gözü göz mü sence Eren? Kaşı kaş gözü göz. Ne demek bu? Yani ilk defa açıklıyorum bu soruyu. Yani yüz koordinasyonu tamam mıdır? Aa tabii canım, şahane. Ha. Ben göz, yani ilk tanıştığımızda Can'la ben, hatta ilk tanıştığımız gün en etkilendiğim fiziksel özellikleri, çünkü zaten dediğim gibi çok kiloluydu. Yani çok fazla çok fazla görülecek bir şey olmuyor. Yani o bir harika anlatıyor ya. Göz var, izan var. Yani az değil yani. 120 kilo az değil. Doğru. Yani çok fazla görecek, yani çok göremiyorsun. Dikkat dağıtıcı bir şey. Daha kilo. Ne kadar göreceksin ya? Zaten davulcunun çırağı gibiyim yani. Yani yüz hatları, yüzü değişiyor insanın. Tabii. O zamandan mesela kilo verdikten sonra yüzü de daha güzel oldu. Yüzü daha güzel oldu, güzelleşti. Ama ben işte o zaman görmüştüm. O bir kilo verse. Evet. Gözlerini çok beğenmiştim ve sesini çok beğenmiştim. Sesi zaten. Tabii. Ses tonu çok güzel hocam. Çok teşekkür ediyorum. Böyle adam ilk defa duyuyor. Aa! Yok, bu iltifat aldığım bir konu. Üniversitede bir hoca soru sorup, "Aa, senin sesin ne güzelmiş," demişti bana amfide. Enteresan bir andı yani. İkinci de herhalde sensin. Ne için benim? İltifat. Olur mu ya? Bir sürü insan iltifat ediyordur. Yok. Ediyor yani. Ben etmiştim. Edildi yani bugüne kadar. Ben etmiştim. Kadar. Tanışır sen de tanışmaz. Ne iki sensindir diyorsun. Tabii ki şaka yapıyorum. Ben tanışır tanışmaz etmiştim. Hemen etkilenmiştim yani sesinden. Saçı beline kadar olsun ister miydin, uzun saçlı olsa?
Hayır, istemezdim. Saçlarını kısa kesmeye başladık koronadan beri. Ben kesiyorum. Aa, ne berbere güzel. Berbere gitmiyor. Tıraş makinesi aldık, iyi bir tane. Berber tipi. Professional. Şu bordo makine vardır ya. Tamam, biliyorum. Bir tane. Evet, kolunu titretiyor insanın kullanırken. O zaten makinenin iyiliğini gösterir yani. Kesinlikle. Baktım böyle bir şey var. İyi makinedir o yani. Hocam hanıma tıraş olmak nasıl bir hissiyat? İçinde flört var mı? Hissiyatın içinde. Yok, enseyi iyi aldın mı gibi falan şey soruyorum. Bak bakalım, natürel oldu mu? Ha, anladım. Şey, çok teknik, da flört sayılmaz. Teknik bir şey. Ya bence romantik ama ya. Evet. Benim hoşuma gidiyor. Önüne oturmak, arkanı dönmek. Tabii genelde falan. Ben küvete oturuyorum. Küvet mi? Berbat lan bu. Donla mı oturuyor? Hayır. Yok. Hep beraber korkuyoruz şu an. Bu taraf heyecanlı. İnşallah sorar, inşallah sorar. Üstünde bir şey var mı, inşallah sorar. Yok, üstüne hemen duş almak müthiş bir şeymiş. Yani ben bunu ilk defa yaşadığım için çok mutluyum. Biz de ilk defa duyuyoruz gerçekten. Anladım. Sen çıplak oturuyorsun. Tabii. Kesiyorsa duşa giriyorsun. Evet, evet. Değişik. Biraz anaç bir durum ama. Annenin yapacağı bir şey değil mi bu? Bana çok romantik geliyor yaparken. Hadi inşallah ama zannetmiyorum. O da bana yaptı. Korona döneminde yine kuaföre gidemedim. Ben de kuaföre gidemediğim için. Kapalıydı kuaförler. Bana balyaj yaptı. Vay. O kadar zor bir şey ki. Yani adam 500-600 TL alıyor zaten bunu yapmak için. Ben hayatımda... Para almıyorum ben. Belki versen daha iyi yapardım. Para verse mi? Ben zaten çekinerek istedim. Sonuçta bu kadar pahalı bir hizmet. Yapabildi mi? Ucuza çıkarıyorum. Kötü oldu, turuncu oldu saçım. En büyük kavgalarımızdan bir tanesi buydu. Evet, ben çok hayal kırıklığına uğradım. Öyle mi? Evet. Neyi yanlış yaptın balyajda? YouTube'da defalarca izledik videoları. Ama aynı şey değil. Orada o elde saç karışıp duruyor yani. Değil. Beceremiyorsun. Olmadı. Olmadı. Hiç. Yakın bile olmadı. Kafanda ne vardı, ne çıktı ortaya? Kafamda olan şey böyle sarışın çizgi çizgi güzel çıkacağını düşündüm. Doğal, sanki güneşte açılmış gibi kahverengi saçlarım. Kafamda olan şey tam buydu. Çıkan şey böyle parça parça turunculardı. Tuz ekmiş yukarıdan, haberi de yok. Karabiber, pul biber. Ya öyle bir şey ki, bir kat yapıyorsun, onları üçgen boyuyorsun, sonra başka bir kat yapıyorsun, sonra hepsi birbirine giriyor zaten. Çok zor. Gerçekten inanılmaz zor. Valla? Evet evet. Kuaförleri takdir ediyorum ben. Hak ediyorlar yani. Kesinlikle ediyorlar. Hanım, dünyanın en güzel kadını mı hocam? Benim için öyle. Tamam. Ben çok beğeniyorum yani. Ne güzel. Beğeni. Çok güzel biri. Çok da yakışıyorsunuz bence de. Çok teşekkürler. Kaç veriyorsun onun üzerinden? 9,5. Daha güzel olsaydı dediğin o özellik hangisi? Yani aslında çok kolay düzeltebileceği bir özellik. Kaşlarını biraz fazla uzattı bu dönemde. Yani alabilir yani artık. Harika girdi, kibar girdi ama. Tercihen belki de böyle tercih ediyordur. Yok ya, bu konuyu soruyor bana. Ben de bence alsan iyi olur diyorum. Evet. O da tamam diyor ve böyle devam ediyor. Yani ve almıyor yani. Pek dinlenmedi yani bu konuda. Kesinlikle kale alınmadı. Yani Can kendi kendine bir şeyle gelmedi, eleştiriyle gelmedi. Ama çok zarif biri. Ben de sordum, merak ettim ne düşündüğünü. Çünkü 20 yıldır ben de böyle görmedim kendim kaşlarımı. Yine bu korona dönemi. Bu arada ben kaşımı aldırmıyordum bile. Ama kimse beni görmediği için uğraşmasam olur diye düşündüm bir dönem. Sonra gittikçe yani çok uzadı, çok büyüdü kaşım. Ve ben de artık bilmiyorum nereden başlayacağımı bilmiyorum. Yani... Mesut Bey kontrolden çıktı şu an. Makine var. Olmuyor, almıyor. Nereden başlayacağını mı bilmiyorum? Bilmiyorum. Yani şu an şey gibi, çünkü istediğim her şekli verebilirim gibi hissediyorum. Ortadan ayırıyor. Bu sefer yana tarayayım. Tavuk götü yapayım. Yaptım. o yapsın. Bu konuda ona güvenemem sanırım. Balyaj olayından tabii, sonra. Tabii. Balyajda zaten bir... Ama balyajla kaş bence farklı şey yani. Hocam kaşı yapabilirim diyor musun? Yok. Ya ip inceliği çok enteresan. Ben hiç anlamıyorum zaten. Bayağı bildiğin düz dikiş ipiyle nasıl kaş alınıyor hiç anlamıyorum. Başka ip var değil mi? Yok, ben ip kullanmıyorum. Bilmiyorum ya. Yani ip kullananlar var ama ben hiç ip kullanmadım. Sen nereden gördün?
Kuaförünü falan mı gördün? Can kimin kaşlarını aldın aslanım daha önce? 52 ilk balyajın ama ilk kaşın değil. Hayır, hep iple alınır falan biliyorum ben. İple alınıyor. Ben jiletle alıyordum bu arada zaten. Tamam. Yani o yüzden zaten hemen uzadılar ve fışkırdılar. Şu an kötü durmuyor yani, güzel teşekkür duruyor. Teşekkür ederim. Aramızda tabii birkaç metre var. Mesut Bey yaşınız da var, tam göremiyorsunuz da şimdi. Başka hocam? Kaşı kaş gözü göz mü? Tabii, kaşı tabii. Kaş değil pardon. Doğru lan, ilk defa karşılığı aldık ha. Gözü de şey lan, bitti gitti. Sorunun tam karşılığı. Yok çok güzel canım. Ben yani hala inanamıyorum neden benle birlikte diye. Ya hiç olur mu abi? Sen dünya tatlısın ya. Teşekkür. Valla. Yok teşekkür ederim. Yok çok gerçekten çok güzel bir kadın Eren ya. Çok etkileniyorum yani bazen evde. Vay be diyorum. Aa ben bununla mı evliyim gibi. Yok. Fişt yaptın. Eren'in bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Mesela ben eve giriyorum. Ev biraz dağınık. Bütün evi topluyorum. Süpürüyorum. Bir şeyleri temizliyorum. Masada bir tane çatal unutmuşum. Eve geliyor, o çatalı görüyor. Sen ev için hiçbir şey yapmıyorsun. Bu çatal niye burada? Bu çatalın yeri burası değil şeklinde çıkışları oluyor. Bu çıkışlar yani benim diğer emeklerim de gözüksün de o çatala takılınmasın istiyorum ben. Sen ne cevap veriyorsun bu çıkışlarda? Ben şunu yaptım, bunu yaptım. İşte burayı temizledim. Bunu niye görmüyorsun diyorum. Ama bu huyu hiç değişmedi. Ne diyeceksin buna kuzum? Ben özür diliyorum çoğunlukla bunu yaptığım zaman. Ya ne oldu lan bir anda? Hiç beklemiyordum özür dilemesini değil mi? Gene geldi aynalı Tahir bu arada ben. Silaha davranır gibi özür diliyorum. Candan çok özür diliyorum bunu yaptığım zamanlar. Öyle bazen mi? Yapıyorum evet, bazen asabi oluyorum tabii. Oluyorum, aç oluyorum, yorgun falan oluyorum. İlişkinin asabisi acık sen misin? Olabilirim. Öyleyim galiba. Evet, öyleymişim. Çocuk korkuyor lan. Çocuk ölümüne korkuyor. Ben bir şey diyemem ki şu an. Yok, Eren asabidir. Benden daha asabi. Ben çok alttan almaya ve şeyimdir, yumuşak huyluyumdur. Ha. Sen bir huyunu değiştir canım. Fışt. Ha. Canın, yani canın huyları gerçekten çok iyidir ve o kadar tatlıdır ki. O yüzden... Vallahi zorlanıyorum bir şey bulmakta ama tabii ki beni çıldırtan şeyleri var. Çok stresliyim ya ben. Çok stresli. Mesela ufak bir şey çok büyütüp stres yapıyor. Telefonu çaldığı zaman neredeyse eli ayağına dolaşacak bazen, telefonu açamayacak. O derecede stres ve panik yapıyor. Hiçbir şekilde telkin edemiyorum. Hiçbir şekilde ikna edemiyorum durumun hiç önemli olmadığını ve işte hiçbir ivedilinin olmadığını. O zaman ben de panik oluyorum. O kadar panik olunca ben de panik oluyorum. Bir şey oluyor zannediyorum. İş için falan. Mi genelde panikliyor? İş için. Yani başka insanlarla ilgili konular için genel. Üçüncü parti insanları, dışarıdan insanlar için, iş için arandığı zaman falan aşırı derecede panik oluyor. Ben biraz daha rahat olmasını istiyorum. Onun için yani. Kendisi için istiyorum. Tabii ben de rahatsız oluyorum. Dedin ya panik halde. Diyelim yatıyorsunuz yatakta. Tıkır tıkır ses geliyor sabaha karşı 4. Aa. Hırsız girmiş. Hmm. Kim ne yapar? Üf, biz ikimiz de ölürüz. Eren? Hiç hırsız girmiş çıkmış bundan ölmüş ama korkun. Yok ya ben... Bir şey de bulamamış, çalamamış. Yarım kilo peynir çalmış, iki tane ölü var yatakta böyle. Ne oldu bunlar ne bileyim öldüler ya. Ya ben kaç kere... Eren çok korkuyor. Mesela benden önce uyumuş oluyor. Ben bir yayınım oluyor, bir şey oluyor. Ayakta kalmış oluyorum. Odaya giriyorum... Ne? diye çıkıyor yataktan. Beni hırsız çok zannetti. Her gece. Kedileri hırsız zannetti. İki tane kedi var onlar. Kediler için emin değilim. Belki de hırsızlardır. Baktınız bir şey çaldılar mı? Tamam. Ama ikinizsiniz evde. Bir başkası daha var. Bu içten içe aslında atman gereken bir şey değil mi hafızana yani? Üçüncü bir şey olsa tamam da hani ikiniz yataktasınız. İlk sorduğum gibi olsa okey ama tek başınasın yatakta ve ses geliyor. İşte can o. Evet ama bunu yani uyurken bunu nasıl yapabilirim ki? Yani benim annem böyle sanırım o yüzden yani annemle tabii ki çok uzun yıllar beraber yaşadık, aynı evdeydik ve her gece mesela tuvalete kalktığın zaman veya herhangi bir odada ışığı kapattığın zaman uyanıyor, dikiliyor ve kim o der. Cevap verene kadar bu devam eder. Herhalde ondan bana geçmiş. Bir uyku halindeki endişe durumu. Normalde de korkuyorum bu arada hırsızdan. Çok korkuyorum. Ha, tamam. Soğukkanlı kim peki bu hikayede? Hırsız girdi. Yataktasınız. Kim kalkar bir ben bakar? Ben herhalde. Ha? Ben mi olurum? Sen hiç soğukkanlı olmazsın o anda. Çığlıklar içinde
Ben girince çığlık atıyorsun. Nasıl soğukkanlı olabilirsin ama ki? Ama o ilk uyanma tepkisi. Uyanma, ondan sonra... Yok, ben her an sessiz ol derim. Beklerim. Bekleriz. Çözüme bak! Çözüme bak! Ulan inşallah kedileri de çalarlar ha. Ev işleri kimde? Beraber yapıyoruz, bölüşüyoruz. Kim neyi aldı? Öyle değil. Yani gün içinde saat bölüşümü gibi. Yani kimsenin öyle belli bir saat de ölçmüyoruz bu arada da. Kimsenin belli bir sen bunu sadece bunu yaparsın. İşte ben markete gitmeyi sevmiyorum falan. Öyle şeyler deme lüksümüz yok birbirimize bu arada. Tamam. Çünkü kimse hiçbir şey sevmiyor diye varsayarak bu yola çıktık. Kim sever ev işi? Doğru, ne evet. Güzel ifade ettin valla. Tamam. O yüzden işte kime ne gelirse o mesela kim dizi... Kim müsaitse. Benim işte bu dizim sakatlandı. Hiçbir Eren hep çok teşekkür ederim. Eren çok ilgilendi o dönem. Ama ilk iki gün... Benle ilgileneceğini bildiği için o iki gün benim için bir cehennem gibiydi. Neden? Ben çok külfet gibi hissettim evde kendimi. Ve Eren de bana külfetmişim gibi davrandı. Kabullenmem gerekti. Belki senin hissetmende Eren'in de payı vardır hocam. Var, belki var. O cümleyi önce kurman gerekirdi. Hissettim çünkü öyle davrandı diyor. Davrandığı için hissetmişsindir. Evet, ondan sonra çok özür diledi. Sağ olsun. Nasıl mesela, nasıl hissettin külfet gibi olduğunu? Direkt sen külfetsin mi dedi. Nasıl hissettin? Yani biraz asabi davrandım galiba. Öyle mi? Biraz asabi evet. Davrandım. Sakat adama asabi mi davrandın? Kabullenmeye çalıştım durumu. O an yani bir ayın böyle geçeceğine zor kabullendi. Yani bütün ev işlerinden onun ilgilenmesi gerektiği onu çok korkuttu. Evet. Ben de ikinci, üçüncü gün böyle sakat bir şekilde mutfakta bir şeyler yıkıyorum. Söylenerek bulaşık makinesini boşaltıyorum falan. Oh! Falan sesleriyle. Eren de bunların hepsiyle ben uğraşıyorum işte falan gibi cümleler ediyordu o sırada. Sen yatağında tek başına ağlıyor muydun? Dizin zonklarken içine anlararak ağlıyor muydun? Tabii. Can, vallahi mi ya? İlk gece ağladım. İlk gece ama yani bu Eren'le falan alakası yok. Benim bisiklet kazası yapmaması sağlayan adama sinirlendiğim için çok ağladım. Geçmiş olsun. Şu an ne durumdasın? İyiyim, iyiyim. Yani ön çapraz bağ ve menisküsüm yırtılmış vaziyette. Yürüyorum işte böyle toparlayacak. Ne kadar zamanda toparlayacakmışsın? Herhalde bir aya falan. Bir de ameliyat ol diyenler var. Ameliyat olma diyenler var. Böyle bir süreç yani. Bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum. Ama bilimsel bir süreç ya bu. Belki de takdiri ilahi dememek gerekir yani. Böyle yapıyor. Bakalım geçecek mi? Hadi. Yok, geçiyor. Ama ilerisi için eğer futbol, voleybol falan oynayacaksan o ameliyatı öneriyorlar. Ha, tamam. Ama benim öyle bir spor hayatım zaten yok. Yürüyüş, bisiklet, başka bir şey yapmıyorum. O yüzden olmama çok da gerek yok. Şu anki şu durumda da ev işleri biraz daha Eren'de mi? Yok. Artık bayağı yapıyorum canım. Öyle mi? Geçen gün evi süpürdüm mesela. Ütü? Ütü yok bizde. Ütüsüz hayat. Onu güzel. Kurduk. Evet. Çıkardınız ütüyü. Jarse. Tabii çıkardık. Şey? Penye falan. Yemek? Kimin eli daha hamarat? Ben tabii, ben daha hamarat. Valla? Can hiç yemek yapmıyordu galiba ilk tanıştığımızda. Şimdi o da yapıyor. Ama zaman alıyor biraz el o şeyin, becerinin gelişmesi. Ben gayet güzel yemek yapıyorum. Yapıyor, aşk güzel olsun. Yapıyor. Yok, güzel yapıyor ama ben daha iyi yaptığımı düşünüyorum. Yani daha hızlı oluyor. Ne güzel burada ben. Tartışıyorlar fark ettim. Aşk olsun ya. İnsanların önünde ne ayıp şu an. Çocuk fikri hanginiz daha yakın? Hangimiz daha... Yakın. Yakın. Benim sağ kulağım duymuyor bu arada. Ama duyuyorum. Ulan programı bitiriyoruz. Şimdi mi söylenir bu? Ben ağzınızı okuyorum bir saattir. Duyduğum kadar artık. Düzeniniz bozulmasın diye bir şey demedim. Ne kadar tatlısın ama bitiyor program. Söyleseydi ya şimdi söylüyor. Ben sizi ama... tam göremiyorum da buğulursunuz Mesut Bey. Yok, sol tarafın görünmesinden de memnunum. O yüzden de sesimi çıkarmadım. Tamam. Ha, açı olarak. Açı olarak, yüzümün sonu. O yüzden de. Sizin tamam. Kamera burada ama. Aa mı? Tek kamera çekiyor zannediyormuş. Bu tarafla anlatıyor. Ha, çeksinler bakalım. Şu ortadaki şu zannediyordum ben. Onu belki görelim. De odur. Ben de hakim değilim. Hanginiz daha yakın? Çocuk olması fikrine. İkimiz de istiyoruz. Öyle mi? Evet. Ha, ne güzel. Konuşulmaya başlandı bu. Tabii başlandı. Tabii. Bir süredir. Yani ben çok istemeye başladım bir noktada. Bana böyle bir çocuğumuz olsun gibi geldi yani bir gün. Ne hangi huyunu gibi? Hanımdan alsın hocam? Muhtemel çocuk. Birebir alsın ama hanımdan. Hangi zekasını huyunu? Alması iyi olurdu. Senden de alsın. Benden daha zeki ama bence Eren. Bunu bilmiyoruz. Ben bütün huylarını Can'dan almasını istiyorum. Ciddi misin? O kadar mı ya? Evet.
Hepsini candan alsın. Daha sorumluluk sahibi benden Eren mesela. O açıdan mesela daha sorumlu bir proje. Tatile gideceksiniz. Isterim. Kim yapar tatil planlarını? Otelleri, biletleri? Genelde ben yapıyorum. Sonra Eren'e gösteriyorum. Küçük bir sunum hazırlıyorum genelde bu konuda. Sunum mu? İş yerindeki PowerPoint sunumu hazırlamış. Eren Hanım merhaba. 5 yıl sonra kendimi nerede görüyorum? Elinde çubuk var. Girit'e gidiyoruz. 17 uçağımız var. Öyle mi? Neredeyse biraz böyle oluyor. Hakikaten böyle oluyor biraz. Kabul etmezse? Yok. Alternatifler sunuyorum zaten. Öyle mi? Tabii. Şu ne kadar zor. Var, şu var, şurası var. Buraya gidebiliriz. Buraya uğrayabiliriz. Eren de geldi. Tamam bu olsun falan diyor. Yani böyle seçeneklerden birini seçiyor. Ya yani ben internetteki binlerce seçeneği İşte ona indiriyorum. O onun arasından birlikte seçiyoruz. Vay be. Değişik bir şey. Ben çok sıkılıyorum seçmekten çünkü. Planı yapmaktan da hoşlanmıyorum ama o bayılıyor. Ben çok severim. Vallahi. En sevdiğim şey tatil planı yapmak. Nereye gittiniz en değişik dünyada? Herhalde Tayland. Nasıl bir yer? Çok enteresan. Yani ben çok beğendim. Asya'ya bir daha kesinlikle gitmek istiyorum. Asya bambaşka bir yermiş. Yani insanlar çok saygılı. Ona çok şaşırdım. Hiç korna sesi falan yok. Bağırma çağırma yok. Ama bir yandan da cümbüş gibi. Yani burayla çok... Ya buranın kaosu var. Ne geleneği göreneği? Tayland'ın bir geleneği göreneği var mı orada gördüğünüz, şahit olduğunuz? Sinemaya gittik. Kralın resmi çıktı ve ayağa kalkıp beklemek zorunda kaldık sinemada. 10 dakika. Öyle mi? Evet, evet. Filmden önce. Tabii tabii. Bayağı krala saygı. Herkes lütfen ayağa kalksın. Saygısızlık yapanlar hakkında işlem başlatılacaktır şeklinde şeyler yazıyor. Diyelim çıktı kral, kalkmadım. Ne yapacaklar? Mısırı ağzıma mı sokacaklar? Ne olacak? Hapse falan girebiliyorsun. Aa siktir. Evet evet. Ulan ne güzel film izlemeye gitmişim. Kalk kalk kalk. Ne oluyor ya? Ana kalktınız ayağa 10 dakika. Ya 5 dakika falan böyle bir müzik, feci bir müzik ve PowerPoint sunum geçiyor. Sonra da ayakta duruyorsun. Çocukluğu keman çalıyor küçükken. Piyano çalıyor. Adamın fotoğrafları geçiyor böyle. Dandik dandik fotoğrafları geçiyorsun. Konuş konuş. Tayland ne olacak? Tabii. Ama bir daha gittiğimde sorun yaşayabilirim. Neyse Türkçe bilmiyorlar. Yabancıları da hapse atıyorlarmış. Yabancılar saygısızlık yaparsa turist olarak gitmişsin. Seni de hapse atıyorlarmış. 4 yıl falan hapse yatan varmış. 4 yıl? Tabii tabii. Evet. Ayağa kalkmadı diye. Saygısızlıktan. Evet krala saygısızlıktan. Gerçek mi ya? Biz inanamadık. Hiç bilmiyorduk çünkü. Tayland kralı. Şu an I am now İstanbul. Kimsin lan sen? Tayland'a geliyorum. Sinemaya giriyorum. Eşek gibi de ayağa kalkıyorum. Senden de oraya gelip özür diliyorum. Benim karakterim bunu gerektirir. Buradan da özür diliyorum. Arkadaşların gazına geldim gülüyorlar diye. Çok saçmaymış ama ya. İnanılmaz saçmaymış. Hakikaten saçmaymış yani. Adam da normal bir kral da değil. Üstsüz gezen bir adam. Ne demek o? Yani... Oğlum ne konuşuyoruz bizden şu an? Normal kral da üstsüz geziyor diyor. Adamın paparazzi fotoğrafları var üstsüz. Bir sürü karısı var. Köpeğine doğum günü düzenliyor. Köpeğine rütbe vermiş. Askeri rütbe. Bütün çılgınlıkları yapabiliyor bir kralın. Köpeğe yani. Bak o da şaşkın. Onbaşı olmuş. Hocam sana çok açık bir şey soracağım. Sence Eren senden daha iyisini bulabilir miydi bu hayatta? Bulurdu canım. Ya bence bulabilirdi. Ama iyi ki beni bulmuş diyorum ben. Sen ne kadar sempatik adamsın. Eren sence senden daha iyisini bulabilir miydi Can bu hayatta? Bulabilirdi. Evet bulabilirdi. Yeterince bekleseydi. Neyi bekleseydi? Daha neyi bekleyeyim ya? Yani beni mesela beni gördü, beni tanıdı. Yok, ben daha iyisini arayacağım deyip bekleseydi beni kenara alıp o zaman bulurdu diye düşünüyorum. Bulabilirdi. Çok güzel. Güzel bir şey ikiniz için de. Öz eleştiri denmez buna da. Farkındalık. Soralım. Can, Eren'den daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Eren, Can'dan daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Eşit. Evet, evet. Benim sağ kulağım duymuyor. Çok bir kıskançlığınızı görmedik şu an. Şimdi bir uzun ilişkilerden bahsettiniz ya birbirinizi bulmadan önce. Kuzum eve geldin. Bu adam eski o bahsettiği kaç senelikti hocam o? 4 var. 4 sene. Onlardan birinin storiesine sadece bakıyor sen geldiğinde. Bu durum seni işkillendirir mi ya da böyle bozulacağın bir şey mi olur? İşkillenmem.
bir şeyden şüphe etmem. Ama belki bozulabilirim. Belki bozulabilirim. Biraz üzülebilirim belki. Ama tepki vereceğim bir şey olmaz hemen. Ha, içine atarsın. İçime atarım. Yani birkaç kere görmeden önce tepki vermem. Birkaç kere öldükten sonra belki şakalı bir tepki veririm. Geldin 4 yıllık ilişki evde. Çağırmış gelmiş. İçime atarım. Bir kere daha gelsin. Sen hocam eski sevgilisinin storiesine bakıyor. Ben yani Eren benle olmak istediği sürece benle birlikteyse ve işte sevgisi saygısı devam ediyorsa her şeyi yapabilir. Ben bundan rahatsızlık duymam gibi düşünüyorum her zaman. Hoş geldin medeniyet. Hoş geldin 24. yüzyıl. Hoş geldin yapay zeka. Seni muhtemelen kendi vücudun içeride kuliste oturuyor öyle tahmin ediyorum. Değil mi? Bir şey gelmiş buraya ya. Bilinç gelmiş buraya. Ayağında da bir şey, dizinde de bir mekanik bir durum var. Mutfak robotu gibi adam gelmiş şu an. Bu başka bir şey bu yani. Artificial intelligence bu. İngilizce fena değil. Campbell ile konuşunca ilerledi. Yok güzel. Ya ben hapis sunmuyorum ki Eren'e. Sonuçta o benimle olmak istediği için benimle birlikte. Benimle birlikte olmak istiyorsa ne güzel ne mutlu bana. Keza ben de onunla birlikte olmak istiyorum çünkü hayatta. Çocuk kitabı gibi program yemin ediyorum. Harika ya. Eren ve ben. Tüm kitapçılarda. Peki iş yerinden yazılımcıya çok da hakim olmadığın adamlar da var. Bir hafta tatile gidiyor sensiz. Tamam mıyız? Tabii canım. Ya zaten bir de iş içinse zaten tabii. Koşa koşa gidebilir. Can gidiyor. Aynı şekilde. Tabii ben de gitmek isterim. Hayır sen yoksun. Ben yokum ama. Sensiz. Tamam. Aynı şekilde. Sorun yok. Gitsin. Ama tabii ben de gitmek isterim. Ya tamam. Can geldi. Böyle can hıraş bir şekilde zile basmış. Açtın kapıyı. Dedi ki hayatım aşağıda arabada bir ceset var. Saklar mısın onunla beraber? Bu sırrı, o cesedi. Of, çok zor bir soru bu. Vallahi. Vallahi yoksa çok... hemen gizli gizli polisi arar mısın? Gizli gizli mi? Ha. Gizli gizli aramam. Ya ikimiz beraber bir karar almaya çalışırım. Ya ikimiz beraber saklamaya çalışırız ya da hemen ikimiz polisi ararız. Yani onu ikna etmeye çalışırım. Arayayım onu, arayayım. O beni ikna etsin diye uğraşırım. Anladım. Bence. İkna olmuyor ama. Aynı şey değil miyiz? Aynı fikirde değil miyiz? O zaman herhalde bilmiyorum canım. Ararım belki. Polisi. Arar çünkü biliyorum ya. Çok, böyle bir hali var ya. Yani. Alo yanlış anlamayın da. Benim yapay zeka bir kocam var. Sen hocam. Eren geldi. Aşağıda arabada var bir tane ceset. Saklar mısın? Ya yardımcı olmaya çalışırım ama korkarım. Yani. Yardımcı olmaya. Bir sunum hazırlarım önce. Kaç yaşında bu? 26 erkek. Çizerim onu güzel bir robot resmini. Elimde sopa. Saklarım herhalde sırrını ya Eren. Vallahi saklarım. Yine kötü görünüyorum. Bu tip bir zamanda mesela kavga esnasında bu çıkar mı? Zaten adam öldürdüğünde sakladık o kadar filan. İlk daha böyle bir tuzluğu koyma işte yok çatalı oraya koydun mu dedi sana geldi eve. Sen dedin ki pis katil karı. Böyle der misin mesela? Biraz sinirlenip böyle. Ya yalnız sak diyebilirim. Ya birini öldürmüş çünkü ya bunu benim birine dışa vurmam lazım. O tek vurabileceğim insan da sır olduğu için o. Paradoksa bak. Katilin kendisi de söylüyor. Sana açılmam lazım. Çok içimde patlayacak çünkü şu an. Puanlayalım. Çağdaşlık. Yani medeniyet, yapay zekaya dayanamıyorlar şu an. 10 üzerinden 10 diyenler o desin. Tabii. Şurada hepimiz toplansak bu kadar çağdaş değiliz öyle söyleyeyim. Sadakat. 10 diyenler o desin. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. Ben bayıldım ikinize de. Vallahi çok güzel bir enerji uyumu var. 9 üzeri diyenler o desin. Eliniyoruz ya. İnşallah maskeden gelmemiştir bu ses yani. Çünkü önde şöyle yapan var. Hani o diyemeyen son nefesini dışarı veren var görüyorum. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün Barış'ın. Alkışlarla. Hanımlar beyler, ladies and gentlemen. Gentlemen olmaz dur. Ladies and gentlemen.
I'm happy how? Like that? Mesut Süre. If your English is very bad, like as me, you can use the Cambly. What's the Cambly? Cambly is an application to learn English. Akıyor lan şu ana kadar. Beni şaşkırma. Dur. Şimdi şey demem lazım. Yılın ilk ve son indirimi %60 indirim. Al bak derim bak. Dur bakalım. Yıl. In the year. Fark etmez. On the year. Before the year. Onu söylersin. Önüne bir şey katarsın. İlk ve son indirim. Dumpingden indirim. Kolay. Dumping. K ile yazan var. Öyle değil. G ile. %60 ne diyeceğim? 60 percentage. Percent. Ben ne dedim percentage? Kim bilir ne dedim Mesut'cum? Ben ne bileyim Mesut Bey, salak salak bir şey percentage. If you want to win, dumping a 60 of percent, you can write 60 happy. 60 yaz 60. 60 işte lan. 60 happy. And when you watch the ilişki testi, you will win. Alkışlarla. Hanımlar beyler, bölüm biter. Ben Deniz Mesut Süre, ilişki testi bugün ayakta bitirelim. Bay bay. Çok teşekkür ederiz. Pandemide yalnız bırakmadınız. İyi ki varsınız. Arkadaşlar teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Kim üzülür aldatılsa? Diyeceğim. Bence Merve çok üzülür, çok sinirlenir ve intikam da almaya çalışır. Çünkü şey der diyor, her şeyi ben yaptım, ben işte evlenme teklifini ben yaptım. Ondan dolayı bir sinirlenir. Nasıl bir madde? Her şeyi ben yaptım, benim aldatmam lazım. O nasıl aldatır her şeyi ben yaptım bugüne kadar? En keyifli yeri. En keyifli yeri mi? Ulan emeği veren ben. Tadımı çıkaran helalim. Cefası sefası abi. Çirkinleşti adam ya. Bir ilişki. Ter bu ter. Emek ver buna yarım saat. Ben sana... Bir ilişkinin en keyifli yeri aldatmaktır. İlişkisimizde de bu da konuşuldu. Biz de dedik hardcore diye. Kaydı kesin şurada ateş yakalım devam edelim.